Kız. Kız bana bak. İşin var mı? Var. Artık yok. Ben de acilen alışverişe geliyoruz. Kerem beni yemeğe davet etti. Kerem seni yemeğe mi davet etti? Kızım bu nasıl bir boşanma? Siz ne yapıyorsunuz? Gel gel. Kerem neredesin ya? Aa. Kağıttan kuğu yapmış. İki defa böyle bir şey yaptığını görüyorum. Enteresan. İyi olur ya, bu da güzel. Gonca alsana. Ayşe'cim, güzelim, canım. Ne gördüysen alıyorsun, azıcık seçici ol ya. Yani bu da olur. Şu... Ha, olur, bu da olur. Ay vallahi çok heyecanlıyım ben ya. Ne yapacağımı şaşırdım iyice. Bütün mağazayı götüresim var eve yani. Zaten ne zamandır maaşımı da harcayamıyorum. Öyle alayım işte bir şeyler, evde denerim artık. Zaten evde hiç kendi zevkime göre bir şey yok ki. Her şey Yelda Hanım spesifiyle. Ha Yelda Hanım'dan sebep. Ben de diyorum bu kızın tarzı niye böyle değişti ya? Kız Gonca, değişeceğim ben artık ya. Kendim gibi olacağım. Ne istiyorsam onu giyeceğim. Ben ne zamandır bana biçilen bir rolü oynuyor gibiyim. Kendim gibi olamıyorum ki. Ama artık ihtiyacım yok ki rol yapmaya. Neyse o olacağım. Ne hissediyorsam öyle olacağım. Ne hissediyorsam öyle yaşayacağım. Kız, kolye bakalım bir de bana. Kolye alalım, kolye lazım. Kesin lazım. Denemeden de aldınız ama olmayanları faturasıyla beraber iade edebilirsiniz. Hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi kız. Sen Volkan'a mı gideceksin? Ya Volkan o kadar tatlı ki. Bak bu akşam evde olmayacak tamam mı? Bende de anahtarı var. Ben böyle gidip ona bir şeyler alacağım hediye falan. Sonra gideceğim evine bırakacağım. O eve gidip onları gördüğümde şok olacak. Yani siz de olduğunuz gibi ha. Sen bizim olmamızı falan bir boş ver. Bana şunu bir söyle. Alt tarafı bir yemek yiyeceksiniz. Bu yaptığın tantana yaygara ne? Yani gören de her gece aynı yatağa girip beraber uyumuyorsunuz sanacak. Ya şimdi boşanma boşanma mevzuları çıktı ya. Ondan uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştık biz. Kerem'le heyecanlandım yani. Yani aşk tazeleme diyorsun. Hangi bir? Yani kızım korkma sana söyle yani. De ki Kerem bana bir hoşluk yapmaya çalışıyor falan de. Niye söylemiyorsun? Goncacığım kolaysa sen söyle. Biz Kerem'le bir sürü şey yaşadık. Bir sürü badireler atlattık. Tam artık olmaz diyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Daha da yakınlaşıyorum. Bir bakıyorum ona çok yakınlaşmışım. Sonra bir şey olmuyor. Uzaklaşıyorum. Ya bu sefer umutlanmak istemiyorum ama yani engel de olamıyorum işte. Ya bence çok umursama. Biliyorsun Melahat teyze ne diyor? Alnımızda ne yazıyorsa o. Hadi kızım hadi çok önemli. Koş. Uf, böyle ben bunu hareket edemem ya. Bir de çok kısa oldu. Ha. Böyle çok resmi oldu ya. İş görüşmesi mi yapacağız? Ne diyeceğim? Kerem Bey hoş geldiniz. İşe alındınız. Ah Ayşe, ah be kızım sen ne yapmışsın ya? İçime şunu giysem. Aynı. Aynısını morun almışım. Yok olmaz. Güzel oldum ha.
Kerem. Heh, hazır mısın? Ben hazırım ya. Umarım çok bekletmemişimdir. Ha. Nasıl olmuşum, beğendin mi? Kuğu gibi. Ne diyorum ya? Hadi gidelim. Aa, ben de sizi arıyordum. Oo, bu ne güzellik böyle. Maşallah kızım, maşallah. Hayırdır, nereye böyle? Teşekkür ederim Musim babacığım. Kerem beni yemeğe götürüyor. Ne güzel, ne güzel. Romantik bir akşam yemeği, öyle mi? Ne diyecektin anneciğim? Ha, Ayşe, ben şimdi annenleri yemeğe davet edeceğim. Ne çeşit yemekten hoşlanırlar, onu sana sormak istedim. Kim? Benim ailemi mi? Tabii senin annenler, yani başkasının annesine sana mı soracağım ayol? Şaşırdı tabii kızcağız, haksız mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim, şaşırdım şimdi Yelda Hanım. Ya annemler benim normal geleneksel Türk mutfağını severler. Tamam, o zaman ben klasik Türk mutfağı diyorum. Yarın da erken geliyorsunuz, hep beraber yemeğe oturuyoruz ona göre. Tamam, anlaştık. Şimdi bizim çıkmamız lazım. Kızın koluna gir, koluna. Kendine gel oğlum, kendine gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?